Öncelikle Beşiktaş taraftarına hepimize geçmiş olsun demek istiyorum. Galibiyetle ayrılmak isterdik ama maalesef berabere kaldık. Ama ondan ziyade maçın çok detayına girmek istemiyorum. Birazdan zaten Feyyaz Hocam belki detayına girer maçın. Geldiğimiz nokta hakikaten daha devam edemeyeceğimiz bir nokta. Bugün itibariyle bir federasyonun meşruiyetinin tartışıldığı bir noktada bu böyle bir federasyonun atamış olduğu hakemlerle önümüzdeki hafta Perşembe günü kupa maçına çıkacağız. Bugün yaşadıklarımız belli. Gene detaya girmek istemiyorum. Ama sizler aracılığıyla en azından rica ediyorum. Sonuçta bir sezonu kapattık. Hakemlerimizin puanlaması belli. En iyi hakemleri federasyonumuzun kupa final maçına vereceğinden hiçbir şüphem yok diye ümit ediyorum. Kalkıp seçmeci hakem değil ama tekrardan ifade etmek üzere bu sezon en iyi şekilde performans gösteren hakemlerimizi atacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum. Maça tekrardan detaylı olarak girmeyeceğim. Feyyaz Hocam girer. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Maç öncesi hakemin istatistiklerine baktığımızda biraz sevindik. Sarı kart göstermemeye çalışan, oyunu oynatmaya çalışan, avantaj kuralını gözetmeye çalışan bir hakem olduğunu söylediler. Ama lakin maça baktığımızda herhalde bu sezonda bir maçta en çok sarı kart gösterdiği takım olarak Beşiktaş olarak yerimizi aldık. Bir avantaj kuralı vardı, çok önemli bir pozisyon vardı. Maçın sonlarına doğru Muçi'ye yapılan faulün avantaj olmasını bekliyorduk. Çünkü Mustafa genç oyuncumuz orada bir top almıştı ve yanında da verkaç yapabileceği bir arkadaşı vardı. Ama orada nedense oyun kesildi. VAR kararları yediğimiz golde 10 dakikayı geçti herhalde VAR kararı gelmesi. Penaltı kararı da herhalde bir 7 dakika falan da onu bekledik. Ama maçı sadece 7 dakika uzatan bir hakem triyosu ya da VAR ile beraber çok daha fazla sayıda hakemin neden bu kadar kaçırıyorlar bu durumları biz de merak ediyoruz. Biz Federasyon Kupası'nda Allah'ımıza şükür hakkımızda final oynuyoruz. Lig için bir şey söylemek istemiyoruz. Tek beklentimiz mevcut federasyonun ve MHK'nin hiç değilse bu maça gölge düşürmemeleridir. Kendilerinden tek ricamız budur. Çünkü biz Beşiktaş camiasıyız. Türkiye'nin büyük camialarından birisiyiz. Biz bugüne kadar hep mücadelemizi sahada verdik ve sahada kalmaya çalıştık. Ama tabii herkesin de sabrı var. Ligi bitirirken en azından bir kulvarda doğru, dürüst, adil bir mücadele olsun. Hak eden kazansın. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Sayın Hüseyin Başkanım'ın ve Feyyaz Hocam'ın da söylemiş oldukları önemli detaylar var. Şimdi bazı şeyleri unutuyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bu ülkenin çok önemli camiaları. Şu anda yapılan baktığınız zaman bir savaş pozisyonuna düştük. Herkes birbiriyle bir açıklama yapıyor. Bu camialar olmadığı zaman Türk futbolu olmuyor. Ve Beşiktaş'ın bir lafı vardır. Şerefiyle oynar, hakkıyla kazanır. Ama baktığımız zaman bugün 10 dakika sonra yayıncı kuruluş ofsayt çizgisini çiziyor. O olumlu veya olumsuz. Bilemeyiz. Ya sadece bir topukla bir ofsaytla alakalı bir konu var. 10 dakika sonra çiziyor. Öbür tarafta Antep Karagümrük bir maç yapıyor. Öbür tarafta Ankara Gücü bir maç yapıyor. Bakın, biz Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak artık şapkamızı önümüze koymamız lazım. Biz kupa alırız, almayız. Hani bizim taraftarımız var ya, gelsin şampiyonluklar der.
Şampiyonluklar gelir, o gider, bu gider. Ama Türk futbolu illebet devam edecektir. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Baktığımız zaman biz bu kupa maçının hakkıyla oynamak ve şerefiyle kazanmak tarafındayız. O yüzden lütfen biz, bakın, Beşiktaş olarak yaklaşık 2 saat içerisinde 40 bine yakın taraftar, değil mi hocam? Evet. Öyle hatırlıyorum. 40 bine yakın. Şu anda biletimiz yok. Tükendi. Beşiktaş taraftarı bu maça çok önem veriyor. Beşiktaş taraftarı bu kupaya çok önem veriyor. Biz Beşiktaş yönetimi olarak başka bir yönetimin kurmuş olduğu takımın bu seviyeye getirdik. Tabii ki istemediğimiz sonuçlar oldu, o oldu, bu oldu ama Beşiktaş kupa için finale çıkıyor. O yüzden lütfen Sayın Federasyon yetkililerini, Sayın Hakemi bu konuda ciddi anlamda uyarmak isteriz. Sahada kim haklıysa o kupayı alsın. Beşiktaş hiçbir zaman haksız yere kupa almamıştır. Müzemize gittiğiniz zaman bizim hiçbir zaman lekeli bir kupamız yoktur. Biz önümüzdeki haftada mücadele ederek hakkımıza kupa almak istiyoruz. Hiçbir Şabiye'ye, Şabiye'm ne derler? Şaibe'ye. Kesinlikle açık vermek istemiyoruz. Biz kupayı alarak önümüzdeki sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. O yüzden buradan Trabzon camiasına da bizler olarak başarılar diliyoruz. Hakemin konuşulmayacağı Beşiktaş'ın ve Trabzon gibi iki tane büyük camianın mücadelesinin konuşulacağı bir güzel futbol bekliyoruz. O yüzden lütfen bugün hocamız çok güzel konuştu. Baktığınız zaman çok detaylı konularımız var. Geçmişe baktığınız zaman hakem hatalarından dolayı çok büyük sorun yaşanılan bir Beşiktaş var. Ama bu bizim futbol olarak başarısızlığımızı örtmek amaçlı söylemiyoruz. Sonuç itibariyle biz bugün baktığımızda ligde başarılı olamadık. Ama biz hakkımızla, hocamızın dediği gibi, kupaya, finale geldik. Hakkımızla savaşacağız ve hakkımızla kazanacağız. O yüzden bugün itibariyle lütfen herkes kupaya odaklansın, taraftarımız odaklansın. Hep beraber omuz omuza o kupayı müzemize getireceğiz. Şerefimizle ve hakkımızla getireceğiz. Lütfen Türk futbolunun gelişmesi için artık bazı şeylerin değişmesi ve gelişmesi lazım. Güzel bir soru. Algoritma konusu 2 yıldır konuşuluyor ama sürekli algoritmayı konuşuyoruz. Sonuca baktığınız zaman manuel oluyor. O yüzden lütfen algoritma, manuel neyse ne yapılsa bilmiyoruz da sonuç itibariyle algoritmaya biz inanmıyoruz. Eğer matematik böyle olsaydı bizim durumumuz da böyle olmazdı. Başka kulüplerin durumu da böyle olmazdı. Mantık çerçevesinde neyse o yapılsın. Algoritma, yapay zeka, keşke bunlar uygulansa. İlgili durumlarda işimize geldiğimiz algoritma, işimize geldiğimizde manuel, biz bunu kabul etmiyoruz. Fener maçı böyle, Galatasaray maçı böyle, yok. Biz herkesin, her kulübün standart şekilde eşit şartlarda mücadele etmesini istiyoruz. Biz kendimize de bir şey istemiyoruz Beşiktaş olarak. Bakın şöyle söyleyeyim, Halil Umut Meler geçmiş yönetimleriyle ilgili iyi bir referans değildir. Halil Umut Meler her zaman bir şaibe altında bir maç yönetmiştir ve çok büyük tepki almıştır. Bu başka bir konu ama Beşiktaş çok büyüktür. Eşit şartlarda her türlü kupayı müzesine getirir. Şöyle söyleyelim, şu anda bizim tek hedefimiz kupadır. Biz Mourinho ile de görüşüyoruz. Sosyal medyada geçen 3 veya 4 tane hoca ile de görüşüyoruz. Sürekli görüşüyoruz. Bizim bir stratejimiz var. Kısa vade, orta vade, uzun vade. Bu vadelerimize uygun olan her hoca ile görüşürüz. Beşiktaş bugün Antarktika'ya da gider, Roma'ya da gider, Almanya'ya da gider. Beşiktaş ile alakalı her isim gündemdir. Herkes gelmek ister. Biz Hüseyin Başkan, Hasan Arat Başkanımızın önderliğinde hep beraber yönetim kurulu olarak otururuz. O gün geldiğinde karar veririz. Ama bizim hedefimiz şu anda kupadır. Yani güzel bir soru. Evet, çok okuyoruz. Evet, biz çalışıyoruz. Talepler var, görüşmeler var. Sürekli bir gelişim var. Beşiktaş taraftar rahat olsun.
Beşiktaş şu anda mevcut hocamıza çok güveniyor. Serdar hocamıza çok güveniyor. Serdar hocamız, Samet hocamız, Feyyaz hocamız ve bizler hedefimiz kupayı müzemize getirmektir. Değil mi hocam? Doğrudur. Biz VAR hakemiyle alakalı bu konuda bir talebimiz oldu. Ama hani şimdi yabancı hakim şu ana kadar hiçbir zaman oynamadı, olmadı. Biz hani bir genel bir şey olacak ama bu ülkenin yetiştirmiş olduğu her evlada güveniyoruz. O evlatların da bizim güvenimize cevap vermesini istiyoruz. Yeter ki manipüle edilmesin. Yeter ki manipüle edilmesin. Yeter ki farklı stratejilere alet olmasınlar. Neyse onu görsünler ve çalsınlar. Annelerine ve babalarına layık olsunlar. Evet. Okay. Teşekkür ederiz. Var mı başka bir soru? Bir de yarın Gençlik ve Spor Bayramımız. Buradan bütün gençlerimizin, evlatlarımızın bayramını kutluyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Görüşürüz. İyi akşamlar, sağ olun.